Manşete hoş geldiniz. Tarih 16 Mayıs 2022. Yani normal vaktinde seçime gidilirse 18 Haziran 2023'te seçime gidilecek. Tam 13 ay 2 gün sonra seçim olacak. Tam 13 ay sonra bugün seçime 48 saat kalmış olacak. Normal vaktinde gidilirse en geç 18 Haziran 2023'te seçime gidilmesi gerekiyor. Birkaç gündür konuşuyoruz son birkaç ayında da altını çizerek vurguluyoruz seçim kampanyasına fiilen girilmiş durumda. Yani artık bir yıl var seçime seçime bir yıl varsa bu artık tümüyle pek çok konuda siyasi ekonomik sosyal seçime endeksli çalışmaların yapıldığı iktidarın muhalefetin ve diğer sivil toplum unsurlarının bu noktadan hareketle medyanın akademinin pozisyonlandığı bir süreçtir. Kafayı kuma gömmeye, e, mış gibi yapmaya, e, yok canım daha vakit var demeye, Yüksek Seçim Kurulu hele bir e, seçim takvimini açıklasın falan e, bunlara bakmaya lüzum yoktur. Birinci konu bu. İkinci konu sosyal ağlarda tartışılan konulara baktığınızda halen bir vozurdama, halen bir böyle bir şey olabilir mi hali görüyorum. Neymiş efendim? İşte sondan başlayarak söyleyeyim. Mülkiye'de inek bayramı yasaklanmış. Böyle bir şey olabilir mi? Bin yıllık bayrammış. Yok efendim Derince Belediyesi Aynur Doğan'ın sudan gerekçelerle programını iptal etmiş. İşte efendim Aynur Doğan şöyle bir şarkıcıymış da gerekçe buymuş da yok menajer açıklama yapıyor bir bir iki. Hala bunun etrafında epey bir şey kop kopuyor. Feryat figan. Neymiş efendim müze gazhanede bir takım görseller asılmış işte buna tepkiler Yok işte şurasından cin çıkıyor burasından bilmem ne oluyor. Bu bu ahlaka mugayir falan. Neymiş efendim işte Atatürk Havalimanı yıkılmaya başlamış falan. Böyle bir şey olabilir mi? Yeniden yapacağız. Yav Atatürk Havalimanı'nın iki pistinin üzerine pandemi hastanesi yaptılar. Pisti kırdılar. Yani millet bahçesi yapacağız dediler. Geç bile kaldılar. Eğer Atatürk Havalimanı'nı şimdi yıkmaya, şimdi millet bahçesi yapmaya başlamışlarsa ki o da kılıf. Oraya bir takım villalar, tesisler, başka şeyler yapılacak Araplara pazarlanmak üzere. Geç bile kaldılar. Bu mu yani? Yani gerçekten bunları ben biraz da gemi batarken e, direkt boyamaya benzetiyorum. Bunlar elbette hicran. Atatürk Havalimanı gibi nadirde Avrupa'da sıralamaya giren bir havalimanının kırılıp e, pek çok konuda mahsurlu yukarıda bir havalimanı yapılması İstanbul Havalimanı adıyla ve sonra da işte bunun esasen bir rant aracı olarak inşa edildiğinin ortaya çıkması falan bunları anlattık anlatıldı. Herkes de anladı. Yani mahalleye dönük bu tür yayınlar e, evet bir seyirci topluyor olabilir Halk TV Tele 1 e, yayınlarının kitlesi gibi. Fakat kendi kendinize çevirip duruyorsunuz. Yani e, kendi içinde kapalı devre Birileri böyle bir şey olabilir mi diye feryat figen basıyor. Öbürü de alkış basıyor. Gelsin RT'ler gelsin like'lar. Çıkışta da güzel yayın oldu ama. Güzel konuştuk ama. E sonra netice? A, tabii şeye hiç girmiyorlar. Ee, yıkılan emek sineması Grand Pera yapılmış. Ee, ve Cem Yılmaz yeni dizisi Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin gal galasını orada yapmış. Oraya, o alana çok fazla girmiyorlar. Çünkü yani Cem Yılmaz'ı da karşımıza almayalım. Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın karşısında rüküye eğilen fazla sayı çok fazla karşımıza almayalım şeysi gibi oraya girilmiyor yani Atatürk Havalimanı üzerinde tepinmek serbest ama Emek Sinemasının yıkılıp Grand Pera yapılması ve orada da Cem Yılmaz'ın yeni dizisinin galasını yapması konusu o alana girmeyelim falan orada da bir seçicilik oluyor ayrı bir konu Bunların bir önemi yok ee, bazı konuları Anlatırken ki ben Cuma günkü yayında özellikle anlattım. Canan Kaftancıoğlu'nun tutuklanması meselesinin Erdoğan'a hakaret meselesi olmadığını, Erdoğan'a hakaret meselesinin işin görüntüsü, işin vitrini olduğunu ve önümüzdeki döneme ilişkin Erdoğan'la ulusalcı kesim, avrasyacı kesim ne derseniz, zinde güçler neyse ne derseniz Erdoğan'ı orada tutmaya çalışan ekibin aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu ve onun gibileri de istemediğini, ve bunun altına bakıldığında, yani hadisenin altına bakıldığında bambaşka boyutlar ortaya çıktığını ve bunun saklandığını özellikle anlatmaya çalıştım. Bugün de bunu belgesiyle göstereceğim size. Özellikle bir dizayn söz konusu ve bu dizayn yapılırken, yani insanlar mülkiyede inek Bayramı'nı, Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan'ı çağırıp çağırmaması meselesini, müze, müze gazhanedeki görselleri veya işte Erşan Kuneri filminin galasını falan tartışırken arkada bir dizayn oldu. Ve Türkiye'de her hafta benzer tartışmalar oldu. Ve Türkiye'de yıllardır her hafta benzer tartışmalar olurken arkadaki dizayn kusursuz bir biçimde misyonunu ifa etti. Bu askeri dizayn, bu yargıdaki dizayn, bu medyadaki dizayn, bu akademideki dizayn. En az 4000 profesör atandı şu 4-5 yıllık dönemde. Bir gecede 15 Temmuz gecesi 4-5 bin yargı mensubu direkt tasfiye edilerek yerlerine atamalar yapıldı. Avukatlıktan çok yani adliyelere gittiklerinde insanlar 23-25 yaşında 28 yaşında hakimlerle daha çok muhatap olduklarını söylüyorlar. Çünkü yapı değişti. Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Yüksek Yargı'nın yapısı değişti. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı değişti. Ve bütün bu dizayn olurken ee, mahalle o hafta önlerine atılan mevzularla meşgul oldular. Önlerine atılan gündem malzemeleriyle meşgul oldular. İsyan ediyoruz. Türkiye'de hukuk bitti. İşte yaşam biçimimize müdahale, şeriat getirecek bunlar falan gibi konularla oyalandı. Ve yine iktidarın ve iktidarın ortaklarının attığı işte e, Kürtlerle ilgili meseleler, cemaatle ilgili meseleler, e, ne bileyim azınlıklarla ilgili meseleler, en son Suriyelilerle ilgili meselelerle oyalandı mülteci meselesi falan bunlarla oyalandı. Esasen bir takım sonuçlar yani Kürtlere yapılan zulüm, e, cemaate yapılan zulüm, Suriyeler, su, Suriyeliler üzerinden daha doğrusu Suriyeli de değil sadece Iraklı, Afgan, e, Pakistanlı göçmenler de var. Bu göçmenler üzerinden bir şeytanlaşma bunların hepsi bir sonuçtu. Fakat bu sonuca yol açan gelişmeler, bu sonuca yol açacak dizayn veya e, Türkiye'nin yeni düzeni. Türkiye'nin yeni düzeninin dizayna dair gerçek perdenin arkasındaki güçlü gerçek hep göz ardı edildi. Öndeki bir takım kurbanlar veya öndeki bir takım hadiseler konuşulurken arkası göz ardı edildiği için bugünlere gelindi. Şimdi bakalım tek tek nasıl oldu, nasıl bugünlere gelindi ve nedir hadisenin aslı? Canan Kaftancıoğlu ile başlayayım. Canan Kaftancıoğlu bu e, Aydınlık Gazetesi'nin hafta sonu birinci sayfası. Koca tam sayfayı neredeyse Canan Kaft Kaftancıoğlu'na ayırmışlar. Ve esasen ceza buradan diyerek yani e, Erdoğan'a hakaret değil altına e, altında e, sıraladığı konularla Canan Kaftancıoğlu'nun mahkum edildiğini söylüyorlar. Mesela işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne seri katil dedi ya da ne bileyim 23 Nisan'dan bir sonra bir sonraki gün neydi bilmek istemeyenler için ipucu 1915 soykırım yalanına ortak oldu ya da işte ne bileyim neydi kim şehit olmak istiyorsa gitsin aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık falan şimdi bütün bunlar yani Canan Kaftancıoğlu'nun 2013-14'lerde arttı. Hatta bazıları soruşturma konusu bile olmamış tweetleri nazara verilerek şu söyleniyor. Nazan, e, Canan Kaftancıoğlu Türkiye'nin devlet çarklarına çomak sokuyor. Ermeni soykırımı diyor. Şehitlerin pisi pisine öldüğünü söylüyor. İşte devlete seri katil diyor vesaire falan. Yani bu zararlı. Bunun devlet yönetimine gelmesi veya devlet yönetimini belirleyici filan bir noktada olması Bizim istikbalimiz açısından son derece sakıncalı. Böyle bakıyorlar. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Cuma yayınında söyledim bir kere daha tekrar diyeceğim. Canan Kaftancıoğlu 2018 Ocak ayında İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiğinde yani daha İstanbul seçimlerine bir yıldan daha çok varken radara takılmış bir isim. CHP'nin CHP Ankara İl Başkanı'nın ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Belki birkaçınız biliyordur. CHP'nin İzmir İl Başkanı'nın ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Belki birkaçınız biliyordur. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan önce kimdi? Biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. İnternete baktım öğrendim. Cemal Can Polat. Şimdi ismi unuttum tekrar notlarıma bakma ihtiyacı hissettim. Ve Canan Kaftancıoğlu Cemal Cemal Polat'ın karşısında 13-14 Ocak 2018 yılında kongrede İstanbul İl Başkanlığı'nı kazandı. 15'inde attığı tweetlerden dolayı soruşturma başlatıldı. 16'sında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis grup konuşmasında 15 dakika Canan Kaftancıoğlu'na yer vererek onu şeytanlaştırdı. Daha Canan Kaftancıoğlu ismi kamuoyunda bilinmezken. Canan Kaftancıoğlu daha öncesinde İstanbul İl Başkan Yardımcısıydı, CHP Parti Meclis Üyesiydi vesaydı Ama Cemal Canpolat kadar bilinmiyordu. Ama birileri kendi liderlikleri açısından tehlikeyi hissetmişlerdi. Bu konuların altını çizmek lazım. Aydınlıktan sonra bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Nedim Şener çamurdan kahraman olmaz diyerek Canan Kaftancıoğlu'nu hedef gösterdi ve o da Aydınlık'ın seçtiği tweetlerden bazılarıyla ortak tweetleri seçti. Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi sloganı doğru bulmuyorum. Kürtler gezide yok şunu yapmış, bunu yapmış. Sahi devlet katil olmak yerine kahraman seçseydi Ermeni soykırımı meselesi filan. Yani Canan Kaftancıoğlu görüşleriyle, durduğu yerle devletin öteden beri, hatta ezelden beri işleyen çarklarına çomak soktuğu veya bir tehlike arz ettiği için esasen hedef oldu. Bakın bu tweetlerde Erdoğan'a hakaret yok. Ama Erdoğan'a hakaret gerekçesi filan falan şunla bunla şimdi herkes şunun üzerinde tepiniyor. Diyor ki işte efendim 2013-2014 yılında işte AKP'liler de işte cemaati pohpohlayan tweetler atıyorlardı. Onlar hakkında da işlem yapın. Ya da işte efendim Erdoğan'a hakaret suç olur mu? Erdoğan okuduğu bir şiirden dolayı siyaseten yasaklandı. Şimdi aynı ne bileyim suçu başkalarına atfediyor. E, kendi başına gelenden ders çıkarmamış olacak ki Canan Kaftancıoğlu'nu da siyasi yasakla terbiye etmeye çalışıyor. Dönemin egemenlerinin Erdoğan'a yaptığını şimdi Erdoğan dönemin egemeni olarak Canan Kaftancıoğlu'na yapıyor. Böyle bir şey reva mı diyorlar. Bütün bunların hepsi olayın eteklerinde top sektirmek. Olayın göbeğinde bu var. Onun için de ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E, Cemal e, şey, Canan Kaftancıoğlu önümüzdeki dönem tıpkı Selahattin Demirtaş gibi tıpkı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi mühim bir siyasi fakt, e, aktör olarak öne çıkmıştır derken kastettiğimde bu ve e, tehlikeli bulunuyor devlet kademeleri tarafından ve devletin işte aydınlık şubesi veya Nedim şube e, Şener şubesi tarafından e, diyelim Şimdi siyaset yasağı da enteresan bir konu bu. Hürriyet'ten kestiğim bir kupür görevinin başında diyor CHP sözcüsü Faik Öztürk. Yani siyasetten yasak getiriliyor fakat kamu görevi al alması yasak. Yani yani milletvekili olması, belediye başkanı olması veya işte parlamenter sistem söz konusuysa bakan veya başbakan olması falan yasak. Ya da işte cumhurbaşkanı adayı olması yasak. Ama Partide e, il başkanlığı görevini işte sürdürebilir veya işte il yönetiminde falan görevini sürdürebilir gibi bir kanaat var. Bu kanaat de yüksek yargı tarafından şu anda ifade ediliyor. E, Erdoğan için de benzer bir şey geçerliydi. 2002 yılına gittiğinizde Erdoğan siyaseten yasaklanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dönemin Sabi Kanadoğlu özellikle Erdoğan'la uğraşıyordu o dönemde. Ve Erdoğan milletvekili olamadı ama parti genel başkanıydı. Tuhaf bir durumdu yani siyaseten yasaklısınız milletvekili olamıyorsunuz parti genel başkanı olabiliyorsunuz ve Erdoğan parti genel başkanı olarak dünya turuna çıkmıştı Beyaz Saray'da ağırlanmıştı falan hatırlayın daha sonra da anayasal düzenleme yapılarak siyaset yasağı kaldırıldı ve başbakan olmasının önüne açıldı çünkü o günkü yasalarla parlamenter sistemde başbakan olmak için milletvekili olmak farzdı Olmak milletvekili olmadığınız zaman başbakan olamıyordunuz milletvekili olarak seçilmiş olmanız icap ediyordu Cumhurbaşkanı milletvekiller arasından birini başbakan olarak atıyordu çünkü Şimdi Canan Kaftancıoğlu ile da ilgili böyle bir durum var. girdi çıktı yapacak yani e, yüksek yargı öyle bir e, ayarlama yapmış ki tam adeta bir böyle cambazlık bir dizayn Yani üzerine atılı olan 5 suçtan galiba ikisini düşürüyor üçünden de bir takım cezalar vererek falan filan 5 e, yılın altında tutuyor şeyi e, ...cezayı dört yıl bilmem kaç ay bilmem kaç küsür gün diye... ...muazzam adeta bir mühendislik çalışması, matematik mühendisliği... E, ...dolayısıyla yatarı yok... ...ya da işte cezaevine girse bile bir günde iki günde çıkacak... Fakat siyaset yasağı var. 5 yıl siyaseten yasaklı falan. Böyle de ince bir noktada yani. Biraz daha ceza verseler cezaevine girecek. Belli ki cezaevine girmesi işe gelmiyor. Çünkü cezaevine girerse kahramanlaşacağını hesap ediyorlar. Cezaevine de sokmayalım. Ayağına bir pranga takalım. Siyaseten de yasak koyalım. İşte böyle bu durumda biz şeye kadar gidelim. Bütün bunların hepsi bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya Cumhurbaşkanlığı yargısıyla ilgili her şey bir gecede düzeltilir. Bütün verilen kararların yok hükmünde olduğunu sayarsınız. Bütün bu kararları kaldırırsınız ve sonuçlarıyla beraber hepsi ortadan kalkar. Yani yarın öbür gün ne Selahattin Demirtaş'ın üzerinde ne de Canan Kaftancıoğlu'nun ve diğerlerinin üzerinde herhangi bir atılı suç kalmaz. Fakat bugün rejim böyle iş tutuyor. Bunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat hamlesi önemliydi. Sıcağı sıcağına Cuma günde konuştuk. Bir, bir iki şey daha söyleyeyim. Ee, özellikle e, Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği günden bu yana CHP'nin polit bürosu takip edeceğim. Ulusalcı kanatla bir mücadele içerisinde bunların partideki etkinliklerini azalttı, eksiltti. Parti yönetimindeki etkilerinde ama halen varlar. Ee, ve Kılıçdaroğlu onlara rağmen işler yapıyor. Canan Kaftancıoğlu kararını işitince bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanı'na sevk etmişti. Aynı şekilde habersiz, partiye bile haber vermeden medyaya bile haber vermeden Sadat'ı bastı. Sadat'ın önüne gitti ve bir burada terörist yetiştiriliyor diye bir açıklama yaptı. Bu fotoğrafı da orada verdi. Son derece enteresan hamleler bunlar. Yani bir anlamda CHP liderliğinin de gelişmelerin farkında olduğunu ve gelişmelere bir anlamda meydan okuduğunu gösteriyor. Bir bu. iki şunu dedirtiyor. Muhalefet isterse daha bel söylediğim konular ama tek cümleyle geçeceğim. Üzerindeki ölü toprağını atıp etkili hamleler yapabiliyor, ayağa kalkabiliyor ve ses getiren bir takım protestolar, ses getiren bir takım eylemler ve aktivitelere imza atabiliyor ve bu aktivitelerde, bu eylemlerde polis de seyrediyor. Yani sokağa çağırmadan ya da ne bileyim işte gösteri, protesto, yürüyüşü, şu bu falan organize etmeden. Yaptığınız bu eylemlerle de rejimin polisi böyle bir afallıyor kalıyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Yani gaz sıkmadan eylem yapılabiliyor ya da gaza, biber gazına ma maruz kalmadan muhalefet sesini duyurabiliyor. Bu açıdan e, bu açıdan da e, önemli. Bir diğer önemli tarafı da şu. İktidar e, diyelim ki Merkez Bankası'nı bastı, e, şey Kılıçdaroğlu veya TÜİK'i bastı falan. Orada da e, bu devlet kurumlarına işte şey yapamazsın, böyle baskına gidemezsin filan falan gibi iktidar üst perdeden Erdoğan en başta itiraz ediyordu. Ama Sadat söz konusu olduğunda iktidar suspus. Ne işlerinden yani ne Erdoğan'ın bakanlarından ne de Erdoğan'ın kendisinden saraydan Cuma gününden bu tarafa üç gündür tık yok. Niye? Çünkü Sadat bir özel kuruluş işte Sadat'ın üzerine atılı olan kuruluş. Konular ve Sadat'ın çekip e, çevirdiği bir takım faaliyetler, paramiliter bir kuruluş yani paralı ask, e, parayla asker yetiştiriyor veya işte ordular yetiştiriyor, e, bir takım cihatçı güçleri veya çeşitli devletlerin bu işe teşne e, bir takım çetelerini alıyor, istihdam ediyor, bir takım eğitimler veriyor ve bunu e, bilinmeyen amaçlar için kullanıyor veya derin amaçlar için kullanıyor. Şimdi sıkıntılı bir kur, durum ve Sadat'ın da savunulacak bir tarafı yok çünkü fena halde bu şu şöhreti ortaya çıkmış ve ayuka çıkmış durumda. Herkes de biliyor. Haliyle iktidar çevreleri, saray çevreleri de senin ne işin var Sadat'ın önünde falan diyemiyor. Bir de işin böyle bir yanı var. Fiili seçim kampanyası start aldı. En başta da söylemiştim. Ümit Özdağ muhtemelen gelişmelere çok bozulmuştur. Çünkü son birkaç haftadır gündemi domine etmişti bütün hal ve hareketleriyle ve yaptığı çıkışlarla kendinden konuşturuyordu ve çıkmadığı ekran falan kalmadı YouTube kanalları dahil. Önce Mansur Yavaş'ı aday göstererek dikkatleri üzerine çekti. Suriyeli mültecilerle ilgili attığı adımlar falan hep konuşuldu neyse. Şimdi bir anda gündem dışı kaldı. Bundan dolayı acaba ne yapsa da tekrar, tekrar gündeme gelsin, gelsem diye düşünüyordur. Onun bir tweet'i var. Onun üzerine konuşacağız birazdan. Fakat şunu söylemekte yarar var. Saray Kazanmaya değil rakiplerini bitirmeye odaklanmış durumda. Kazanmak için, seçimi almak için herhangi bir kampanyası şapkadan çıkaracağı yeni bir tavşan, yeni bir vadı, yeni bir göstereceği hedef yok. Geçin o 2053-2071 hedeflerinin hikayedir. Buna kendi tabanında inanmıyor. Ayrıca bunun için yani rakiplerini tek tek e, ekarte etmek için e, yapabileceklerinin hududu da yok. Bu da ortaya çıktı. Bir enteresan not paylaşacağım sizinle. Sedat Bozkurt'un yazısında okudum geç hafta sonu. Yani Erdoğan parlamentoyu öyle askıya almış ki 2022 boyunca yani yılın ilk 4-4,5 ayında AKP grubunu 3 kere toplamış yani AKP grubuna bile gidip konuşup konuşmaya tenezzül etmiyor. Her ne kadar Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu her hafta HDP'liler de her hafta grup toplantılarını düzenli yapsalar da devlet bahçeli de öyle. Erdoğan AKP grubunu bile toplamıyor. Yine Yüksek İstişare Kurulu dediğimiz eski meclis başkanlarının Köksal Toptan gibi Mehmet Ali Şahin gibi isimlerin İsmail Kahraman gibi isimlerin Yüksek İstişare Kurulu toplantılarında Aralık 2021'den beri yapmadığı yani 2022'de hiç Yüksek İstişare Kurulu'nu toplamadığı bilgisi var. Yine bir başka enteresan not Erdoğan'ın 2023'ten sonra İstanbul'da AKP olacak mealindeki laflarının Yerel seçime bir yıldan az kaldı. İki seçimi birleştirelim manevrası olabileceği yönünde değerlendirmeler de var. Ankara'da. Yani yerel seçim ne zaman? Normal zamanı. 2019'da olduğuna göre 2024'ün Mart ayında. 2024'ün Mart ayı geçilirse yani 2023'ün Mart ayı geçilirse yerel seçime bir yıldan az süre kalmış olacak. Haliyle iki seçimi birleştirme ve bir taşla iki üç kuş vurma hamlesi de olabilir deniyor. Ee, sarayın. İşte burada da e, güvenlik toplantısında daire içindeki kişi Adnan Tanrı verdi. Sadat'ın başkanı. E, Mehdi'ye ortam hazırlıyoruz. Açıklaması ortaya çıkınca e, saraydaki görevlerine son verildi ama hemen herkes biliyor ki fiili olarak görevinin başında devam ediyor. Nasıl olmasın ki bir gün gazetesinin haberi Sadat'ın ortakları Mehmet Naci e ve Mehmet Tekin adliyelerden üniversitelere kadar özel güvenlik işini almadığı kamu kurumu neredeyse yok. Devlet Sadatçılara 110 ayrı ihale tam 545 milyon TL ödemiş. Ayrıca Sadat'ın örtülü ödenekten aldıkları da var. Evet. Gökhan Bozkurt'un karikatürü son haftayı çok güzel özetliyor. Geçtiğimiz hafta videosunda da vermiştik. Ee, Süleyman Soylu öyle laflar etmişti ki CHP'lilerin başta Kemal Kılıçdaroğlu üzere olmak üzere bütün konuşmalarını telekulak marifetiyle dinlediğini bir şekilde takip ettiğini e, adeta ima etmişti yaptığı açıklamalarla. Altılı masayı da nasıl takip ettiğini e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o masada kimler nerede oturacak ona kadar nasıl takip ettiğini 12 Mayıs tarihli karikatüründe çizmiş Gökhan Bozkurt, Telekulak Süleyman diyor. Bunu da hatırlatalım. Canan Kaftancıoğlu kararının hararetle tartışıldığı akşam, Cuma akşamı Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı annesi vefat etti ve Kılıçdaroğlu ona taziye ziyaretinde bulundu ve bu ziyarette Canan Kaftancıoğlu'yla Ekrem İmamoğlu da vardı. Bu ziyaretten bu karede son derece dikkat çekiciydi bunu da not düşelim özellikle altılı masa ve HDP ilişkileri üzerine yine benzer bir şekilde hafta sonu Ahmet Türk'ün HDP'yi kapatacaklar gibi bir gözlemim var Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy vereceğini sanmıyorum Erdoğan kaybetse bile koltuğunu teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var lafları düştü ve bunun detaylarını elbette bulup okuyabilirsiniz ama öne çıkan 3 manşet buydu e, bu yayınları takip edenler zaten bu konularda aşina e, ama bunu bir e, Kürt siyasetinin ileri gelenlerinden yaşayan efsanelerinden 1970'li yıllardan beri parlamentoda görev yapan siyaset yapan CHP sıralarından başlayarak Ahmet Türk'ün söylemesi ki Mardin Belediye Başkanlığı da iki kere gasp edildi seçildiği halde Ahmet Türk'ün söylemesi de son derece önemli. Biz de e, bunu kayıt altına alalım. O arada Sedat Peker bunu rt'lemiş. seçime yakın. Sedat Peker bazı kişilerin ipini pazara çıkarmazsa ben de bir şey bilmiyorum diye yazmış bir Twitter kullanıcısı. Sedat abi sezonun yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorum demiş 14 Mayıs, Mayıs tarihli tweette. Sedat Peker de bunu retlemiş. Bir yıl var ve bu bir yıl içerisinde her şey olabilir. Biraz da bu işin bunun nedeni şu. Çok kritik yani bu iktidarın söylediği gibi her seçim tarihi her seçim bu anlamda söylemiyorum bu dönem doğru hamlelerle Türkiye'de bir iktidar değişikliği ve iktidar değişikliğinin ardından rejimin yeniden dizaynı ve tekrar belli normallere getirilmesi evrensel hukuk standartlarında ve demokratik ilkeler çerçevesinde sağlanamazsa sadece bir 5 yıl değil Türkiye'nin 10 yılları kaybedilecek bir bu. İkincisi muhalefet veya muhalefetin artık o seçimi kaybettikten sonra herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Ölmüştür. Bitmiştir. Biz bu seçimi kaybettik ama önümüzdeki belediye seçimlerine bakacağız ya da belediye seçimleri diyelim ki normal tarihinde olacaksa ya da önümüzdeki seçimlerde buradan çıkardığımız derslerle yürüyeceğiz falan demesinde bir anlamı yoktur. Muhalefetin topyekun emaneti millete iade etmesi ve yeni çıkacak çıkabilecek olursa belki muhalif hareketlere şans tanıması şans vermesi icap eder. Bu seçimde. Herhangi bir şekilde Erdoğan rejimi devamlılığını sağlarsa mevcut muhalefetin de tümüyle tasfiye edilmesi icap eder. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ve diğer unsurlara kadar. Habertürk yazarı eğer diyor Cumhuriyet mitingleri gibi gezi eylemleri gibi Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönem organize ettiği İstanbul mitingi gibi ...bir takım aktiviteler, etkinlikler yapılırsa bu diyor muhafazakar seçmeni ürkütüp konsolide edebilir. Bir de böyle sağdan yaklaşanlar var. Bu işte Habertürk kişisi Yalçın Akdoğan ve pek çok hükümet unsurunu parlatıp böyle artistik fotoğraf vermesiyle meşhur. Bunlar üzerinde de tepiniliyor. Yani medyadaki unsurlar böyle ikiye üçe ayrılıyor ve hepsi bir biçimde AKP'nin veya onun... Amaçlarının kalemi olmak yolunda benzer görüşleri serdediyorlar. Soldan yaklaşanlar var, sağdan yaklaşanlar var, ortadan yaklaşanlar var, yukarıdan aşağıdan gelenler var. Bunları iyi görüp iyi teşhis etmeniz icap ediyor. Rize Havalimanının açılışına Aliyev de gelmiş ne alaka, ne alakaysa Azerbaycan Devlet Başkanı. Fakat bu karede <laughs> gidip gelen yani destici ittifaktan ittifaka eleştiriler getirince. Erdoğan falan devreye girmiş. Tekrar onu ittifaka bağlamıştı. Cumhur İttifakı'na bağlamıştı. Onun eli aşağıda kalmış. Galiba sonradan kaldırıyor. Her neyse tam olarak uyum sağladı. Söylenemez ama mutlu olsun. Tek başına Yazıcıoğlu'nun hareketine yaptığı ihanetlerin ardından kendi milletvekilliği pahasına falan böyle karelerde yer alıyor. Erdoğan ona kadar muhtaç. Yani bir de işin böyle bir yanı var. Rize Havalimanı demişken çokça konuşuluyor ama dediğim gibi bu işte Atatürk Havalimanı örneğinde olduğu gibi işte 4,5 milyara Cengiz'e ihale edilmiş de 3 milyon yolcu garantisi verilmiş de Rize'nin etine budu neymiş de bu para Rize'ye harcansa şöyle olurmuş da gibi yorumlar oluyor. Bakın bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'deki mevcut iktidar unsurları ben buradan nasıl kendimi ve çevremi zenginleştiririm veya buradan nasıl rant çıkarırım derdinde ve bu konuları başarılı buluyor. E, hazinenin Hazineden şu kadar çıkmış e, filanca vilayet veya işte havaalanı yapılan veya bir takım şehir hastanesi yapılan fişmekanca, ilçe, kasaba neyse şu kadar geriye düşmüş umurunda bile değil. Bilakis e, devlet garantili işler veya e, müteahhitlere devlet garantisi olsun olmasın müteahhitlere aktarılan e, milyar dolarlar son, son son derece daha önemli. Vatandaşın ne olduğu, projenin ne olduğu, oraya gerçekten gerekip gerekmediğinin hiç önemi yok. Hüseyin Baş, Haydarbaş'ın oğlu, Büyük Türkiye Partisi galiba, onun genel başkanı şu anda. Bu görselde neden hala bir bölüm pist olarak duruyor hiç düşündünüz mü? Atatürk Havalimanı hala birinin özel havalimanı olarak kullanılıyor demiş. Herkes bir gönderme içerisinde. Türkiye çete başlarının artık mafya çetede diyemeyeceğimiz, onun artık devlet... Devlet eliyle yürütüldüğü, devlet başkanı, devletin bakanları, devletin jandarması, polisi, askeri eliyle yürütüldüğü bir suç örgütü adeta ve haliyle de Atatürk Havalimanı'nın açık tutulan tek pistinde de inen çıkan TC e, ne bileyim e, bayraklı uçakların haddi hesabı olmayacak orada tutulan işler. Hüdaka'ya paylaşmış işte Kültür Turizm Bakanı 25 dönümlük ormanlık araziyi kendi şirketine vermiş ya. Bir cepten bir cebe. Bu iktidar baştan aşağı soygun talan suç şebekesi diyor. Bakanın ilk talanı değil bu. 28 Şubat'ın sahte şeyhi ki bunu da bilmiyordum. 28 Şubat'ın üzerinden de nereden baksanız 25 sene geçti. Gençler bilmez. Ali Kalkancılar, Emire Kalkancılar, Müslüm Gündüzlerle falan benim muhabirliğimin ilk yıllarıydı. Çok renkli dönemdi yani bugüne bakarsanız. Neyse sahte şey Ali Kalkancı'nın eşi Emirhan'ın ağabeyi olan bakanın şimdiye kadar bu serveti nasıl elde ettiği sorgulanmalıdır. Ali Kalkancı'nın eniştesiymiş yani enteresan. Enteresan yani. Şimdi Ümit Özdağ gündemden düştüğü için çok bozulmuştur gelişmelere dedik. O da tabi tekrar gündeme gelme gayreti içerisinde Esenyurt'ta cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanan muhacirleri böyle fotoğraflarını şey yapmış fotoğrafları nasıl elde ettiği veya niye gündeme getirdiğini filan girmeyeceğim biliyorsunuz devlete çalışan bir isim dolayısıyla devletteki belli kaynaklar Ümit Özdağ kendi politikası veya siyaseti veya kendi davası neyse o uğurda malzeme sağlamakta üstüne yok malzeme bulmakta da Ümit Özdağ sıkıntı çekmeyecektir birkaç yayın önce bahsetmiştim toplumda çok şey olur ama gazeteciler ve politikacılar veya akademisyenler belli konuları bızlayarak bunlar doğru da olabilir. Belli konuları bızlayarak o konular üzerinde bir propaganda yapmakta, o konuyu gündeme getirmekte, o konu üzerinde bir o konudan hareketle bir siyaset üretmekte falan son derece mahirdirler. Ve Olaylar doğru olsa bile sadece işin bir bölümüne cımbız tutma veya cımbızlama veya bir bölümünü mercek altına alma veya büyütmeyle bir anda gündem o zannedersiniz. Halbuki öbür tarafta benzeri bir sürü şey olmaktadır. Şimdi Türkiye'de uyuşturucu meselesi acaba muhacirlerle mi başlayıp bitiyor? Liselere, ortaokullara kadar inmedi mi? Nasıl bu döndürülüyor? Ve Türkiye gençleri nasıl bu işin cenderesi altında falan bütün bunların hepsini bir kenara bırakarak işte bak muhacirler Türkiye'ye uyuşturucuyu soktular bu şekilde de filan falan bizi zehirliyorlar falan dediğinizde iş başka bir noktaya gidiyor. Paylaştığınız görseller doğru olsa bile. Ohannes Kılıçdağ da onu soruyor. Kubura kameramı koydunuz? Bu kişiler yabancı olabilir de olmayabilir de nasıl anladınız? Siz de mi bu kişilere muhacir demeye başladınız? Tabii 84 milyon Türkiye'li 8 milyon yabancıdan daha fazla suç işler önemli olan orandır. Yani 84 milyonluk Türkiye'li ve Türkiye'li gençlere bakmayıp böyle işte tuvalette çekilmiş muhacir de olabilirler. Veya işte efendim Suriyeli de Afgan da olabilirler. Onların görüntüler üzerinden bir şeyi propagandasını yapmaya çalıştığınızda niyetiniz halis olmuyor. Niyetiniz başka oluyor ve tam anlamıyla bir... Ee, operasyon evladı oluyorsunuz. Öyle diyeyim operasyon çeken e, kişiliklerden biri oluyorsunuz. Finlandiya ve İsveç'e bir sıcak bakmayız çok konuşuluyor. Sıcak baksın bakmasın Erdoğan yanar döner bir öyle der bir böyle der tamamen çıkarları söz konusudur ama Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da kafası karışmış. Bize yaptığı son açıklamada farklı konuştu şimdi başka söylüyor kafamız karıştı diyor. E ne yapacak yani şimdi bu insanlar beyanlarla ve ikili görüşmelerde kendilerine verilen taahhütlerle falan yürürler. Buna göre de politikalar belirlerler. Ama üç gün önce yaptığın konuşmada adama böyle söylüyorsun. Üç gün sonra da kameralara başka söylüyorsun. Adam da böyle afallar. Hele Finlandiya gibi bir ülkeden bahsediyorsak biraz Türkiye okuması lazım. Finlandiyalıların, İsveçlilerin, Norveçlilerin özellikle Avrupa'da Avrupa'nın batı tarafında yaşayan insanların hazır Türkiye'deki ee, saçma salak işlere örnek vermiş, e, vermeye girmişken e, bunu da hatırlatalım. Darbeden yargılanan pilotlar operasyona gönderilmiş efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri ihraç edilmiş ya da açığa alınmış pilot eğitmenleri yeniden göreve çağırmış. Ankara'da duruşması devam eden bir darbe davasında pilot yüzbaşı operasyona çıktığı için duruşmaya katılamamış Evet, TR724'te bir kaynak ifade ediyor. Maalesef diyor pilotlarımızın yetiştirilmesinde ciddi zafiyet var. Geçen süre zarfında yeterli pilot yetiştirilemedi. Öyle tabii. Yani avukatlıktan hakimliğe hemen geçiriyorsun bir imzayla. Ya da savcılıktan tak iki imzayla iki atamayla Yargıtay üzerinden İrfan Fidan örneğinde olduğu gibi tak Anayasa Mahkemesi üyesi yapabiliyorsun. 16. Yargıtay Ceza Dairesi'ni dizayn edip oradan Canan Kaftancıoğlu dahil bir sürü karara tak 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 e, sıralı şey yapabiliyorsun. O kararlarda bir sürü hukuki facia olabilir olmayabiliyor. Hiç önemli değil. Ahim'den dönsün, AYM'den dönsün, şuradan buradan dönsün takmıyorsun da zaten. Teknik olarak bir sürü hata yapılmış olsun. Polis soruşturmasında şu bunların hiçbir önemi yok ama söz konusu tabii e, bir e, savaş yeti uçurmaya bu ihtisas gerektiren, eğitim gerektiren, tecrübe gerektiren, yıllar gerektiren bir iş olduğunda böyle kalıyorsun ve dolayısıyla yani jeti uçuruyor pilotlar, iniyorlar Mahkemeye çıkıyorlar veya mahkemeye gidemiyor. Mazeret bildiriyor niye görev uçuşunda. Neden darbeden yargılanıyor bu arada? Evet. Bunların yerine koyamıyorsunuz. İşte bu yetişmiş insan yetişmiş insan gücünün biçilmesidir Türkiye'nin 25-30 yılı kaybetmesi. Önümüzdeki 25-30 yılı kaybettik maalesef. Bu süreyi daha aşağı düşürme da bulunmuyor. Onu da antiparantez belirtmiş olayım. Dünya Ekonomik Forumu Global Araştırma Şirketi Ipsos'la birlikte bir araştırma yapıyor. Türkiye'de halkın %75'i yıl sonuna kadar elektrik gaz faturalarını ödeyemeyecek durumda. İngiltere'den bir haber vereyim. İngiltere'de de hükümet 91 bin kamu çalışanını işten çıkaracak. Böylece 2016 rakamlarına dönecekmiş. Yani 380 bin dolayında çalışana falan dönmeyi hedefliyor. Devleti küçültmemiz lazım diyor ki İngiltere'de hiçbir zaman 2. Dünya Savaşı'ndan beri 400 bini geçmemiş kamu çalışanı sayısı tekrar 400 binin altına düşürecekler. Bunu da e, emekliliği gelenleri emekli etmek veya sözleşmesi bitenlerin sözleşmesini yenilemeyerek veya gönüllü ayrılmayı teşvik ederek yapacaklar. 3.75 milyar sterlinde tasarruf edecekmiş. İngiltere yani birileri bir şekilde devlet üzerinden her şeyi büyütmek ve devlet üzerinden zenginleşme vesaire devlet kaynaklarıyla falan bir taban oluşturma falan çabasında ve bununla seçim alma çabasında yürürken birileri de ben devleti nasıl küçültürüm ve nereden nasıl tasarruf ederim derdinde. Evet. Benim ekrana getireceğim grafikler, benim ekrana grafik getir, getirdiğim getir, grafikler eşliğinde yapacağım analizler bu kadar. Erdoğan son tahlilde şunu söyleyeyim. Erdoğan son 10 yıldır ülkenin sinir uçlarında yürüyor. Muhalefet ise ilk defa son haftalarda onun damarına basmaya başladı. Görülen o ki inceldiği yerden kopacak. Başka yolu yok. Ve bu bildiğimiz geleneksel usullerle olmayacak. Ekonomi... Ekonomik düzen, iki ekonomi çöktü. Ee, ekonomistleri yakinen takip ediyorum. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde Aralık'takine benzer bir döviz şoku bekliyorlar. Ee, ve e, bu konuda yüzde seksen, yüzde doksan kesin konuşuyorlar. Çok küçük bir ihtimal var, yanılma payımız diyorlar. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde, yani Haziran sonuna kadar bir döviz şoku yaşayacak e, Türkiye Aralık'takine benzer. Çünkü e, 140 milyar dolar artı 10 milyar dolar Aralık Aralıktan bu tarafa da 30 milyar dolar sürekli döviz satarak 180 milyar dolar döviz satarak Türkiye ki bu kaynağı bu kaynağı yani neler yapılabilirdi e, para politikası yok e, bu şekilde dövizi frenlemeye çalışıyor ama döviz 15 lirayı geçti ve 16 17 18 liralara doğru gidiyor en iyimser tahminler yıl sonunda 18 lira olur diyordu ama onu bir iki ay içinde göreceğe benziyor her ne hal ise ekonomi çöktü siyaset yani Türkiye'yi gerçekten düzgün bir ülkeyi inşa etmek mevcut siyasetin veya mevcut politik düzenin de çökmesiyle ancak mümkün. Nasıl ki ekonomi çökünce siz bir yeni bir ekonomik düzen inşa ediyorsunuz. Türkiye'nin geçmiş ekonomik krizlerini hatırlayın. Benzer bir biçimde devlet düzeni anlamında siyasetin, bürokrasinin de çökmesi lazım ki üzerine yeniden yapın. Artık yani restore etmeyi bırakıp yeniden bir düzen inşa edin. O günlere girdik. Ee, çok fazla kazasız belasız atlatılacak gibi görülmüyor. Önümüzdeki bir yıllık süreç son derece hareketli olacak ve bu hareket, e, birkaç kere söyledim, bir kere daha tekrar edeyim. Hazirandan itibaren başlayacak. Gibi değil. Hazirandan itibaren son derece hareketli aylara hazır olalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.